Arkadaşlar, bugün sizlerle After Effects'te zaman yolculuğu efektini yapmayı öğreneceğiz. Biliyorsunuz bilim kurgu filmlerinde genel olarak karşılaştığımız zaman yolculuğu efekti, filmin karakteriyle beraber zaman yolculuğu yaptığı zaman ortaya çıkan bir şimşek ve bulutların olduğu bir efekt. İlk olarak şöyle bir kendi çektiğim bir videom var. Bu videoyu izleteceğiz. Daha sonra şimşek ve bulut efektlerimiz var. İlk olarak şu kendi çektiğim videoyu çalışma alanımıza alalım ve videonun nereden başladığını belirleyelim. Şimdi adımların tam olarak yere düştüğü yeri ayarlarsam böyle daha iyi olur. Videomuz buradan başlayacak. Daha sonra şu an bulut efektini çeken bir yüz alalım. Buna büyük modda screen yaparak konumunu ayarlıyoruz. Bu bulutu biraz büyüten tam ekran tüm ekrana yayılsın. Böyle tüm ekrana yayılır. Ve ben karakter sahneden çıktıktan sonra bulut ekrandan kaybolsun. Onu da şöyle kısalttım. Arkadaşlar izleyelim. Şimdi bir yıldırım efektimizi uygulayalım. Hemen bulut alalım ve seçelim. Çok uygun bir şekilde tam yıldırımı biraz daha kısaltmamız gerekiyor. Bir yandan zaman hızı gerçekleşince bu şekilde hemen bundan bir iki tane daha yapalım. Çünkü tek bir tanesi yeterli olmayabilir. Şöyle üç tane, iki tane daha oluşturdum. Bunların transformer rotation'dan biraz yönlerini değiştireceğim. Bunu yerine yapayım. Şöyle. Bununla eksi 20 yapayım. Şuna bunların boyutunu bitirin çünkü gökyüzüne geliyormuş şans olması için. Şekilde yine siz istediğiniz gibi yönlerini değiştirebilirsiniz. Daha sonra şu an ground efektini uygulayarak bu şekilde renklerini de değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi farklı efektler duyulmayarak bunların yıldırımların şeklini değiştirebilirsiniz. Genel olarak basit düzeyde zaman yolculuğu efekti yapmak bu şekilde arkadaşlar. Ben dediğiniz için teşekkür ederim.